Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte genel akvaryum temizliği yapıyoruz. Bayağıdır yapmıyorduk, yosunlanmış bakın. Evet, bayağı kirlenmiş. Biz çünkü bu sefer bir 15 günü falan geçirdik değil mi Taner? Evet, geçtik. Belki de 3 hafta olmuştur. O yüzden çok çabuk böyle yosunlandı. Normalde akvaryum temizliği bir haftada ya da 2 haftada bir %30 kadarı değişiyor suyu. Dışını süpürgesiyle beraber o kalan dışkılarını, artık yemleri falan, onları temizlememiz gerekiyor. Ama biz şimdi genel temizlik yapacağız. Haftalık ya da 2 haftalık bir temizlik yapmayacağız. Zaman zaman bana çok fazla soranlar var. Biz de akvaryum kurduk ama nasıl temizleyeceğimizi bilmiyoruz. Siz nasıl yapıyorsunuz? Bununla ilgili bir video oluşturur musunuz diye epeyce yorum aldığımız kişiler de var. Hem onlara bilgi amaçlı olsun hem de bizden video bekleyip duruyorsunuz. Bugün de böyle bir video çekelim istedik size balıklarımızla alakalı. Şimdi bizim akvaryumumuz epey temizliğe ihtiyacı var. Uzun zaman oldu. Önce fişini çekelim. Onu ben alayım mı? Rica ederim. Alabilirim herhalde ya. Nerelere kadar yosun olmuş Taner? Epey geciktik. Bu kadar kirlenmişken de size bir video... Camı kırdı arkadaşlar, şuna bak. Niye ters çevirdin? Balıklara ne olacak şimdi? Ya niye söylemedin hocamın seyyar olduğunu? Yani gerek var mı değil? Sen temizliyorsun hep Taner. O zaman çekil, ben yapayım ya. Dokunma, ben temizliyorum. Sakin, tamam. Sakin. Sakin oluyoruz. Yüzümüzü gülmeye devam ediyor. Hiçbir şey yok, problem yok. Olabilir böyle kazalar. Var mı yedeği? Ya yedek cam var. Şaka. Evet. Vallahi bulmuş Taner. O ne ya? Karton mu ne o? Bunun içine boyamış. Camı? Evet, bir kızım, taraf. Kızım camı da mı boyadın? Ne yapayım? El işi. Bir tarafı temiz ama boyasız. Bakayım, bir tarafı boyalı. Neresi boyalı? Burası boyalı. Ama geçici mi kullanabiliriz? Geçici işimizi görür camcı açılana kadar. Yaptın yapacağını. Benim anlamadığım işler bunlar. Hayır, bir yandan niye ters çevirdim ben? Nereye bir taner lazım? Aynen. Bizim evde arkadaşlar hayvanların temizliği Taner'e ait. Kuşlar, kediler. Kedilerin tüylerini ben de alıyorum ama ya. Evet. Seviyorum almayı da. O kadar güzel oluyor ki, bir makinesi var böyle. O pratik bir şey buldum. Bir de akvaryumumuz da Taner'e ait. Ben bugün burada olmamın sebebi sizler varsınız diye canlarım. Evet, sizler olmasanız yoksa ben de. Yine Taner'deydi. Bugün de Taner'deydi. Önce şu camları bir toplamakla başlayalım. Kadir. Diyeceğim ama Taner, yani sen bu balıkları gerçekten 2 haftada bir temizlediğine emin misin? Evet, bu ne? 2 haftada o hali almış. Arkadaşlar 2 haftada böyle olması imkansız. Siz Taner'e bakmayın. Demek ki Taner detaylı bir temizlik yapamıyormuş yani. Biz en son videomuzda ne demiştik yarışmada, challenge'ımızda? Kim yenilirse derin bir temizlik yapacak demiştik. Şimdi siz bunu temizlik videosu olarak saymıyorsunuz değil mi diye bana sorabilirsiniz. Hayır, saymıyoruz. Yarın Taner'i Lina'nın odasına sokmakla başlıyorum arkadaşlar. Ben de senin temizliğini göreceğim. Orada göreceğim, senin yaptığın temizliğin üzerine temizlik yapılacak yani. Tamam, göreceksin. Ne yani, şüphen mi var? Şüphen mi var canım? Ne yapıyorsun kızım? Dokunacağım. Dokun bakalım. Dokunma o pis kızım. Eldiven giymiş, dokunsun, merakı gitsin. Lina'ya da eğlence lazım. Tamam. Kına gibi oldu. Arkadaşlar şimdi bu bilgi amaçlıydı ama siz dikkatli olun benim gibi. Daha başlamadan camı, çerçeveyi indirmeyin siz de benim gibi. Daha dikkatli olun. Nazar çıktı diyelim. Balıklarımızın nazarı çıktı. Pars anladı, bakar mısın? İçinde balık arıyor. Daha çıkmadı oğlum. Geliyor balıklar, bekle. Birazcık kovaya su alayım. Ben de. Sen de balıkları al, tamam mı? Ben de biraz, ben. Dur, balığı alma, ben hayır dur. Ben balıkla alacağım. Gel. Bu sefer de balıkla alacağım. Gelin. Çok alma, tamam al birini, gel. Tamam. Bir tane mi aldın? Balık. İçine koyalım. Ölecek. Ölmez. Aldım. Çıktı. Al. Şu balıklar, gelin buraya. Bir tane mi alacaksın böyle? Aaa! Kırpınıyor, yavaş. Elinle düzelt. Kaldı. Bana! Kalmaz, dur, kalmaz, korkma. Gel. Ooo, 4-5 tane. Ayağım soğudu. Gel buraya, gelir. Taşları alma anneciğim. Çek yukarı, ne geldiyse al. Gel, burada kıyamet var. Ha, onu al tek, onu tek tamam, al. Tamam, o büyük. Ay, bir şey sıkıldı ağzından. Çek yukarı. O benim kısmetimmiş Lina'cığım. Lina da korkuyor bir tarafta. Evet. Korkacaksan niye yapıyorsun? Dur. Öldü. Dur anneciğim, niye ölsün, dur. Şöyle içine. O biraz hareketli balık, dikkatli olman lazım. Dur. Daha korkuyor, gel. Balık alamıyor ya. Gelmiyor ya. Bak gerçekten hareketliymiş. Atlayacak çabuk ne? O. Nereye atlayacak? Lütfen. Aldım oğlum. Ters çevir. Hop. Sıra bende, sol. Devam, geçikti.
Devam çek, ki çek yukarı. Çek yukarı. Devam ki. Gelmiyor. Hadi. Tamam devam, çıkmayın lütfen. Tamam anneciğim çıkar. Evet. Çık. Tamam şöyle yap, suya sok. Heh. Testiyi al, onu da yıkayacağız çünkü. Testi yıkayacağım da sen bir çık şuradan. Balık. Anne o balığı ben alayım, tamam. Çıkmıyor ki, orada kalsın, kaldı. Çıktı. Onu almak zor. Anne alacağım. Anne onu alacağım. Dur anne onu ben alayım. Lütfen anne gitme, ben al. Neyse tamam. O Lina'nın kısmeti gelmedi bana. Yeter ama. Dur şu kaldı. Gel bakayım. Bir tane daha kaldı küçük, onu da alalım. Gel alacağım. Al hemen onu hızlıca alacağım, hızlıca. Git diyor. Gel buraya. Yakalayın. Al. Evet, fileleri ben bir alayım. Bunu aldım. Bunların içinde filtreler var arkadaşlar. Motor bunlar. Onlar da temizlenecek. Şimdi sıkıştırdım seni. Gel buraya. Kaçacak yerin yok artık. Gel bebeğim ya, kaçışa bak. Hop, bunu da aldım. Aldım. Hemen koy hemen. Ay! Ay bu ne biçim bir şey? Aldın mı? Bravo. Aldım anne, çıkar anne. Ters çevir yine. Hayır. Bana ver, bana ver. Heyecana tamam, gerekiyor. Burada işin püf noktası ne biliyor musunuz? Normalde akvaryum suyu komple değiştirilmez. Çünkü içerisinde faydalı bakteriler ve mikroorganizmalar var. O yüzden de suyu komple değiştirirseniz balıklar yeni suya uyum sağlayamadıkları için, alışamadıkları için balık ölümüyle sonuçlanıyor bunlar. Yani artık uzun zamandır baktığımız için biz de profesörü gibi bir şey olduk buna. Her gittiğimiz yerde farklı akvaryumcuya girdikçe bu konu hakkında kısa kısa bilgiler ediniyoruz. Normalde haftalık ya da 15 günlük temizlikte %30'u kadar temizleniyor. Yani şu kadarı falan değişiyor suyun. Bu kadarını temizliyorsunuz. Süpürgeyle temizlik yapıyorsunuz. Akvaryum süpürgesiyle. Biraz o suyu boşaltıyorsunuz, yeni su ekliyorsunuz. Ama suyunuzun da bir gün ya dinlenmiş olması gerekiyor ya da bu damacanayla dışarıdan hazır, saf, temiz sular almış olmanız gerekiyor. 26 derece falan olması gerekiyor ısısının da. Yine haftalık olarak mutlaka bu filtreler var ya, onların da içi yine pislik dolduğu için mutlaka onların da sürekli temizlenmiş olması gerekiyor. Süngerlerin yıkanması gerekiyor. Aynen. Şimdi bu yosunlar kolay kolay olmuyor. Özellikle haftada bir yaptığınız zaman hiç görmüyorsunuz akvaryumda. Biz bu aralar biraz gerçekten fazla ihmal ettik. Bir 3 haftayı falan bulduğu için, balığımız da çok olduğu için böyle yosunlaşma kirli oldu. Evet. Onu da neyle temizliyorsunuz? Böyle hiç kullanılmamış. Tabii bulaşıktan kalan kötü süngerler olmaz. Çünkü oradaki bakteriler de buraya girer. Balık ölümüne sebep olur. Temiz bir sünger olması gerekiyor. Şuradaki sert kısmıyla bütün dışını böyle önce suyu boşaltmadan temizlik yapacağız. Ama bunu kim yapacak? Tabii ki ben bu narin ellerimle yapamayacağım için. Bu kakalı suya dokunamam. O yüzden kadar yapacağım. Böyle her yerini sert kısmıyla bu tortularını ve yosunlarını temizleyeceğiz. Tabii çok bulandırmıyoruz kumunu. Şimdi Taner temizlerken buradan aralardan nasıl çıkıyor görüyor musunuz bakın. Evet. Bunlar kalan dışkılar, yemler, tortular. Onları da birazdan akvaryum süpürgesiyle hepsini halledeceğiz. Daha şimdiden akvaryumun yüzü gözü açıldı. Yani siz bakmayın, aslında çok keyifli bir şey bu akvaryum ama biraz böyle uğraştırıcı bir şey. Turunçgiller. Hepsi de turuncu. Bizim o renkli minik minikler vardı ya, tetralar. Onların ömrü uzun değil. Artık ben onu iyice anladım arkadaşlar. Onlar çok çabuk ölüyorlar. Ama bu Japonlar çok dayanıklı. O yüzden son alışverişimizde artık tetra almamıştım. Bir daha da almayı hiç düşünmüyorum. Ve büyümüyorlar da. Evet çok güzeller, renk renkler ama büyümüyorlar ya. Japonlarımız öyle değil ama büyüyen cinsi hepsi büyüyor. Kocaman oldular baksanıza. Bunların hepsi şimdi böyle elden geçecek. Şu filtre yıkamayı bir göster de bilmeyenler için Taner. Nasıl açıyorsun? Şuradan. Şöyle. Açtık. Dış kabı çıkıyor. Tamam. Onu da süngerle yıka Taner. Fark etmez ya. Yok süngerle yıka Taner. Tamam bulaşık yıkıyoruz sen. Olsun. Aralarını temizler. Bu işte filtrenin içindeki sünger. Yıkayınca bir... Ay çıkana bak. Evet. Her seferinde böyle çıkıyor mu Taner? Fazla yemeği içindeki pisliği filtre ediyor. Pislikler bunda toplanıyor. O yüzden sık sık yıkamak lazım. Zaten tıkandığı zaman hava vermiyor. Hava vermiyor, evet. Evet, o yüzden en önemli temizlik aslında bu. Evet.
Buna tabii deterjan falan da değdirilmez arkadaşlar. Evet. O yüzden boş saf suyla temizlenecek o kadar. Yani deterjanla öyle ozonaya sileyim, yok suyu dökeyim falan öyle şeylere girmeyin lütfen, olur mu? Onların hepsi kimyasal içerikli çünkü. En sonki rengini merak ediyorum onun için. En son kırmızı, bu eskidi. Bakayım. Yenisini yeni, mi taksak ya? Var bir tane yedek saklı. Bence saklıyorum. De yenisini taklaksana, kahverengi olmuş. Dur, ya. Dur getireyim. Getirdim bakın, bu sıfır. Evet, yenisi o. Sıfırın rengine ama bakın, bidona bakın. Bir defa da kıpkırmızı oluyor zaten. Ha. Yemden yani dolayı. Yani bu senin çok beklettiğin anlamına geldi. Yok, yemden dolayı yapıyorum. Anladım. Yemin rengi normali için. Buymuş. O zaman onu da kullanmaya normalde devam edilebilir arkadaşlar. Biz yine bu seferlik bunu takalım. Evet. Şu, bunu da merak resistans. Ederler. Rezistans. Bunun nesi temizlenecek? Bu dışını temizleyeceğiz sadece, onda bir şey yok. Camını. İçinin açılan bir yeri yok. Evet. Tamam, bu böyleymiş arkadaşlar. Ver o biraz filtreyi. Şöyle takıyorsunuz arkadaşlar. Hop. Bunu da buraya. Evet, bu da başka bir filtre çeşidi. Bu da böyle temizlemiş. Bunları da içine koyuyorsun. Onlar ne işe yarıyor onları da söyle. Ama bu tıkanmıyor hiçbir zaman. Bunlar suyu filtre ediyormuş. Evet, bu da bütün bırak. Pisliği topluyormuş arkadaşlar. Bu her zaman hava vermeye devam ediyor tıkansa evet. bile. Evet. O zaman iki tane kullanacaksanız bir tanesini buradan evet. alın. Yeni akvaryum kurmak isteyenler. Öyle. Yani her ihtimale karşı ne olur ne olmaz atlamış olursunuz, bir yolculuğa gidersiniz. Evet. Balıklarınız tıkanırsa filtreniz havasız kalmamış olur. Şöyle bir akvaryum süpürgesi var arkadaşlar. Bununla biz en dibe kadar ineceğiz. Kumların üstüne birazcık su bırakacak kadar geleceğiz. Çünkü o suyu da dökeceğiz buna. Evet. Suyun tamamını değiştirip balıklara şok yaşatmayacağız. Şimdi bunun dibine bu şekilde hafif şöyle havalandırarak, bakın havalandırınca dibindeki bütün pislikler, o kakalar hepsi dışına çıkıyor. Biraz pompa yapacağız. Tamam, şu an akıyor. Evet, dibini evet. gezdireceğiz. Daha önce merakımdan bunu yapmışlığım var. Bak tamam. Sen bu kadar muntazam yapıyor musun Taner'cim? Sen yapamıyorsun ki, kuma değdir ucunu. Niye değdiriyorsun? Çünkü o pislikleri alıyor. Öyle mi? Ha, taşlar kaçacak diye korkuyorum. Yok, gelmez kaçmaz. Değil mi? Çok, taş kaçmıyor. Bunlar iri biraz. Su ne kadar bulanık görüyor musunuz? Evet. Şuna bakın, sapsarı. Nasıl zevkli mi Linoş? İyi, temiz su akıyor ya. Temiz su değil annem, çok kirli. Şimdi dolunca görürsün ne kadar kirli olduğunu. Orayı da ben bir deneyeceğim. Hadi bir dene. Diplerini gezdir. Onu bırak içine. Aferin sana. Aferin. Ooo mis mis mis. Bal gibi balıklarımız olacak, bal. Evet, suyumuzu bu seviyeye getirdik arkadaşlar. Bu artık dibinde kalacak olan. Su kovadan da tabii eklemeler yapacağız diyeceğim ama kovayı öyle bir pislettiler ki anlatamam size. Bu saati mi beklediniz dışkılamak için? Şimdi böyle arasında tabii su lekeleri var, nokta nokta, onlar görünmesin, suyumuz tertemiz gözüksün diye. Yine hiçbir deterjan falan kullanmadım. Temiz nemli bir bez alıyorum. Her yerini, içini, dışını, her yerini siliyoruz leke kalmasın diye. Tertemiz yaptın Rukiye. Şöyle bir kuru kafamız vardı biliyorsunuz. Evet, bunu bir videomuzda kullanacağız diye en son çıkarmıştık. Aylardır dışarıda bekliyordu. Bu sefer koyacağım artık. Ben çok seviyorum onu, o dursun. Neyini seviyorsun ya? Ya ben vallahi çok seviyorum. Akvaryuma çok yakışmıyor mu? Bence çok yakışıyor. Şunu da şöyle delik kısmını öne getireceğim. Siyah balık hep onun içine giriyor. Suyumuz pırıl pırıl oldu, mis gibi oldu. Kuru kafam da orada. Evet, şimdi filtrelerimizi takacağız, ışıklarımızı takacağız. Sonra da balıklarımızı yerine koyacağız. Taner Bey bunları şimdi halledecek. Şimdi bu filtre gene filtreden geçirecek, daha temiz olacak. Aynen. Yarım saatte filtreyle çalışsın. Balıklar burada çünkü saatlerce kalabilme özelliğine sahip. Bu da resistansımız arkadaşlar. Suyun sıcaklığını ayarlıyor. Biz bir yarım saat beklesin dedik ama bir saati geçti yani. Bir yemek molası verdik arada. Hadi bakalım Linoş. Hızlıca. Oo, çok hızlıca. Aldın. Tamam hızlıca. Dur dur. Sakin sakin. Ters çevirmek lazım. Opa. İçinde de ters çevriliyor. İşte böyle. Ay. Anne ama kavuştular yerlerine. Hadi al bakalım yine. Hadi annem. Aynı sakin sakin. Gibi. Sakin. Bir dur. Süssün. Evet. Evet. Bir tamam, şey olmaz şimdi, hemen. Şimdi. Kaldır. Yavaşça. Ters çevir içinde. Yavaşça ters. Aferin kızıma. İşte bu. Harika. Çok profesyonel. Yavaş. Yavaş. Balıklara çarpma. Al anneciğim. Hop şöyle. Geldi geldi geldi. Tamam. Beklet biraz. Yavaş yavaş. Suları sıçratma. Hadi kaldır. Bakalım. Tamam yok bir şey yok. Aa! Tamam yok bir şey yok. Ay düştü. Dur ben alırım. Çabuk. Ay gitti. Aldım. Kıyamam.
zıpladı. Nasıl zıpladı? Hop geldi bir tane. Hadi. Aferin kızıma, ay, harikasın. Ay, yok hiçbir şey yok, hiçbir şey olmadı. Olur. Devam. Baba bir şey soracağım, şu değil mi? Hayır al. Al annem, o yaşıyor önceden bak. De öyleydi, yaşıyor da. Büyüğü mü alacağız? Al anneciğim. Korkma, o çok çırpınıyor, tamam mı? Korkma. Ben alayım mı onu annem? Yok, onu ben alacağım. Onu ikiniz de alamazsınız, ben almam. Bence ben alayım. Alacağım. Tamam, ben şunu al, şunu al. Ha? Geldi. Dur, bekle. Al onu da. Bekle. Hadi, ay, korkma. Ya olmuyor. Korkma, dışına atlar. Turuncu gibi. Hızlı çek şimdi. Kaldı. Tamam, ay, yavaş yavaş. Anne, bismillah. Annem, hadi hadi beraber. Çok biraz şey balık. Huysuz. Ve güçlü. Seni huysuz. Hop demem. O da gitti. Oh tertemiz oh, oldu. Vallahi ya. Mis gibi oldu. Ellerinize sağlık. Bal akıyor ya valla. Birazcık yem koyalım. Yemi sonra. Şimdi dinlenmeden yem verilmez. Şimdi şöyle vitamin ilaçları var. Vitamin miydi bu, neydi? Birisi su berraklaştırıcı, temizliyor suyu, klorunu falan. Faydalı bakteri miydi, faydalı ne bakteri. Öyle bir şeydi. Bir saniye koyacağım. Kalmış mı bakayım mı? Hah. Aynı yere değil. Şöyle sağlı sollu kız. Tamam, yeterli. Evet. Yeterli babacığım. Tamam. Işıklarımız ve kapağımız kaldı. Ay siz iyiyim. Çok güzelsiniz ya. Şimdi ışıkları açınca daha güzel gözüküyor. Evet. Bu arada aynamızı temizledik arkadaşlar. Evet, temiz oldu cam. Şu var ya camımız, hani boyalı demiştik. Ben onu leke çıkarıcıyla iyice kazıdım, tertemiz yaptım. Işıklarını da yak Taner. Bir saniye. Birinci ışık. Evet, onu da yak. Ay ne güzel oldu. Ay çok güzel oldu. Evet. Harika oldu. Işıklar mis gibi oldu vallahi. Bak bir de şu lambayı kapatayım böyle. Beni. Gel anneciğim, ışıkları da komple kapat. Bak. Çok tatlı. Evet. Evet biraz zahmetli oluyor ama şuraya da akşamları oturup bunları izlemek kadar keyifli başka hiçbir şey yok. Çok oh. Güzel. Bunu yeşili kovaladı oradaki tanzik. Şu büyükleri çok seviyorum ben. Acayip hoşuma gidiyorlar. Şuna baksanıza kocaman. Ekrandan hatta küçük bile çıkıyorlar ama şu Japonumuz mesela dev gibi. Şu. Şuradaki. Zor yakaladık onu. Değil mi? Baksanıza. Nasıl güzel. Evet. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve ihtiyacı olanlar için faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay civciklerim. Civciğim benim. Bay bay. Bay bay.